Şimdi bu çevre açı, çevre gördüğünün ne olacaktı? Yarısı olacaktı. Evet. Burası nedir? 100. Bizden BFA'yı, yani şurayı istiyor. Şimdi bu tarz sorularda ne yapmak lazım? Ona bakalım. Şimdi şöyle bir kuralımız vardı hatırlarsan. Ben çizemedim tam da. İşte şunlar şöyle teğet. Burası alfa, burası 360 eksi alfa. Bundan bunu çıkartıp yarısını alıyordum. Yani 360 eksi 2 alfanın yarısı, yani 180 eksi alfa yapacaktı. Demek ki bunların toplamları kaç yapacakmış? 180. O yüzden burası ne yapmalı? 80. Aynı şey değil mi? Bak mesela bu şekilde bu şekil aynı. Yani yine teğet. Bak yine bir şey değişmiyor. Yani çemberin yalnızca yarı çapı büyümüş. Bak şimdi dikkat et. Burası 80 ise yine burası ne yapacak? 100 yapacak. Toplamları yine ne? 180 olur, ya da 180 işte buraya beta dersin, 360 eksi beta dersin. Bundan şu taradığım yeri çıkartıp yarısını alırsam yine 80 olur. Anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi burada bu 60'sa şurası ne yapar? 120. Çünkü gördüğü yayın yarısı. 50 ise burası ne olacak? Biz. 100. Peki bir de ne var? Paralellik. Paralellikte ne oluyordu hatırlarsan? Şu ikisi paralelse birbirine, şuradaki yayın ölçüsüyle şuradaki yayın ölçüsü eşitti. Ve ben bunları biliyorum zaten. Toplarsam kaç yapar? 220. 360'tan, yani tamamından çıkartırım. Ne oldu? 140. Bak. Şimdi şu yayla şu yayın toplamı 140'mış ve birbirlerine eşitmiş. O zaman ne olur? 70-70 olur. Şimdi X nereye görüyor? X'in gördüğü yer şurası bak. 170. Bir burada var, bir burada var. Yani şurası 170'i görüyor. 170'in yarısı kaç yapar? 85. 80 olur. Anlaştık. Anlaştık. Şimdi burası 70 ise, bak 70'in gördüğü yere bir dikkat et. Şurası ne olur? 140. Eğer yarım çemberse, ki merkezden geçmiş, o zaman tamamı 180 yapacak. Buraya kaç kalır? 40. Burası 40 ise burası da 40'tır. Niye? Eşit kirişlerin, yani eğer burasıyla burası birbirine eşitse, burası alfa ise burası alfadır. Yani eşit kirişlerin arkasındaki açılar birbirlerine eşittir. Peki X neyi görüyor o zaman? Bak X'in gördüğü yere dikkat et. Şurası kaç? 80. 360'tan 80'i çıkartalım. Ne olur? 280. Bak 280 dediğim yer neresi? Bak şu X'in gördüğü yere bak. Şurası ne olmuş? 280. Niye? Çünkü bunların toplamları 80. 280'in yarısı kaç yapar? 140. Ya belki birleştirerek falan bir şey yapılabilirdi ama ben denemedim. Hani hiç gerek yoktur diye. Ya da işte şöyle çekek de yine bir şey yapılabilirdi ama ben çok gerek duymadım. Evet, var mı kafana takılan bir şey? Yok hocam. Evet, burada her şey bulmuşsun zaten burada. Yapmadığın tek şey şu. 90'ı görmüşsün. Burası 30, burası 60. Bu zaten çözmüşsün bunu. Hocam Geçiyor. şeyi soracaktım. Hani doğru Ha. mu? Çünkü teğet var Doğru ya hani doğru. 90 Evet, tam. teğetle birleştirince ne demiştik? Şöyle bir teğet gördüğüm vakit merkezle birleştirirsen ne olur? 90. Burada ikizkenar üçgen var. Burası 30 ise İkizkenar burası üçgen. 30. Aynen. Geriye ne kalır? 60. Anlaştık. Tamam. Tamam. Burası A ise burası 2A. Burası B ise burası 2B. Burası C ise burası 2C. Burası D ise burası 2D. Hepsinin toplamı 360. Yani 2A, 2B, 2C, 2D'nin toplamı 360 ise hepsinin yarısını alırsam kaç gelir? 180. 180. Anlaştık. Anlaştık. Bunlar denemeden galiba. Aynen. Ya doğruların kesin noktasını şöyle bulursun. Bu bir doğru denklemidir. Bu da bu doğru denklemidir. Ya ortak çözüm, yani benim iki doğrunun paralel değilse, ki değil. Çünkü x'lerin ve y'lerin Tabii ki. katsayıları oranı birbirine eşit değil. Kesişimini nasıl bulurum? Ortak çözümünü. Eksiyle çarpıyorum burayı. Eksi sıfır demiyorum çünkü aynı şey. Şimdi bunları toplayalım. Artı y ile eksi y birbirini götürür. Topladığım ne oldu? X.
Bunları topladım. Eksi 4. X kaç olmalıymış? 4. Bak bu ikisinin kesişimi X'i 4 demektir. X'i 4 ama Y'yi nasıl bulacağım? İster burada yaz X yerine 4, ister burada yaz. Önemli değil. 8 eksi Y eksi 11 eşittir 0. Y kaç çıkıyor? Eksi 3. Şimdi orijin dediği yer 0'a 0. İki nokta arasındaki uzaklık şöyle bulunur. 4'ten 0'ı çıkartacağım. Karesini alacağım. Eksi 3'ten 0'ı çıkartacağım. Karesini alacağım. Neyse işte. Bu ne yapar? 16 artı 9'un karekökü. O da ne yapar? 25. Tabi bu görmediğimiz bir konu. Analitik geometri son göreceğimiz konu. Aslında burada da yapmışsın. Bunu böyle birleştirince, bak şu ikisi birbirine eşitse 180'den 60'ı çıkartıp ikiye bölüyorum ki şu açıları bulayım. Hatta ben de rengi değiştireyim şöyle. Burası 60, burası 60. Yani burada ne çıkıyor? Eşkenar üçgen. Yani şu parçaların hepsi birbirine eşit. Bak burası 60'sa burası 90 değil. 180, 140'tan 60'ı çıkartırsam ne kalır? 80. Yani şurası 80'miş. Ve ikizkenar üçgen çıkıyor. Bak şu parçayla şu parça eşit. Niye? Şurada bir eşkenar üçgen oluştu. 180'den 80'i çıkartıyorum 100. İki eşit parçaya bölüyor. 50-50 diye. Bak ne oldu? 50 ile neyi toplarsam bana 60'ı verir ya da burası 60'sa şurasının tamamı 120'dir. 120, 170, 10. Anlaştık mı? Anlaştık. Ya o deneme biraz bazı sorular çok kolay olmuş, bazıları da çok zor ama fena bir deneme de değil gibiydi.